Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün video çekenlerin çok işine yarayacak, hatta evinizde ambiyans olarak bile kullanabileceğiniz Ulanzi'nin VL110 modelini inceliyoruz. Tutmuş olduğum bu ürün hem RGB ışıklara sahip, istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz, mor, pembe, sarı, turuncu, yani aklınıza gelebilecek birçok renk skalasını kendi üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca beyaz veya sarı ya da orta tonlarda normal ışık olarak da kullanabileceğiniz bir ürün. Birazdan kutusunu açacağız, ama sizlere kutuyu açmadan önce bilgilerini paylaşmak istiyorum. Ürünün 15'ten fazla 20-21 adet modu bulunuyor ve bu modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İşte çakar modu, polis modu, ambulans modu. Yani tabii ki de bunlar isim olarak geçiyor ama renkleri kafanızda canlandırabilirsiniz. Veya Kelvin değerini ayarlayarak ışığın sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu anda ben video çektiğim buradan gelen ışığım benim sıcak tonlarda ve sarı tonlarda bir ışık. Bu ürünle de bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca arkası mıknatıslı olduğu için kolayca her yere yapışabiliyor. Yani demir olan, metal olan bir yere direkt ürünü yaklaştırdığınızda yapıştırabiliyorsunuz. Zaten bunları detay çekimlerde gösteriyor olacağım sizlere. Ulanzi'nin birçok ürününü kullandım biliyorsunuz. Tripod'unu inceledik, vlog kitini inceledik. Bu da ışık kiti. Üzerindeki resimden de anlayabiliyorsunuz. RGB modu gerçekten çok güzel. Mesela ben televizyonumun bazen arkasına bile koyup iki adet var bende. Ambiyans sağlayabiliyorum bu ışıklarla. RGB şerit ledlerden çok farklı. Ben ürün çekimleri yaptığım için detay görüntülerde bana sürekli ışık gerekiyor. İşte bazen moru ayarlıyorum, bazen kırmızıyı ayarlıyorum ki ürünü sizlere daha iyi gösterebilmek, daha iyi bir görsel sağlayabilmek adına. Şimdi ürünün bir kutusunu birlikte açalım. Bakalım bizlere ne gibi özellikler sunuyor ve kutu içerisinde neler var. Hadi kutu açılımına geçiyoruz. Şimdi geldik ürünün kutusunu açmaya. Zaten kutuyu yakından görmüştük ve arka kısımda da gerekli bilgilendirmeleri yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Bunları detaylı olarak zaten paylaşacağım. Hemen böyle bir jelatinle geliyor. Bunu bir çıkartalım. Şöyle kenara fırlatalım. Şimdi ürün sade, şık bir yapıya sahip kutu anlamında 20 adet efekt bulunduğu söyleniyor. 2600 mAh bataryası bulunuyor ve 2500'den 9000 Kelvin'e kadar Ürünün sıcaklık şiddetini yani ışık ayarını yapabiliyorsunuz. Ürünün modeli VL110 RGB olarak geçiyor. 7.5 Watt totalde bir güç üretiyor. Type-C ile şarj olabiliyor. 2600 mAh batarya ile yaklaşık 10 saate yakın bu ışıkla performans alabileceğinizi düşünüyorum. Ben hiç kesintisi sabit modda sizler için denedim. Yaklaşık 4.5 saate yakın sarı mod yani sarı ışıkta bu ürünü kullanmış oldum. Hemen şöyle bir ürünün kutusunu açalım. Bu arada da zaten burada da yazıyor. 220 gram bir ağırlığa sahip. Ulanzi'nin bir adet kullanım kitapçığı ve belgesi bulunuyor. Burada ürünün nasıl kurulacağı ile ilgili gerekli bilgiler yazarken zaten ben sizlere detaylı olarak anlatıyor olacağım. USB kısmını şarj adaptörünüze veya bilgisayarınıza takabilirsiniz. Powerbank'e takabilirsiniz. Diğer Type-C kısım ise ürünün arka tarafındaki şarj bölümüne gelecek. Burada da ürünleri korumak için gene böyle içerisinde topçuk olan bir malzeme var. Bunu da bırakıyorum kutu içerisine. Bu şekilde tarafınıza geliyor. Burada bir led göstergesi bulunuyor. Type C şarj girişimiz burası. Onun dışında zaten led panelden bütün her şeyini kontrol edebiliyorsunuz. Şu şekilde Type C kablosunu da arka kısma taktığınızda rahat bir şekilde oturuyor ve buradan şarj edebiliyorsunuz ürünü. Yaklaşık bir buçuk saat içerisinde tam şarj oluyor. Burada Ulanzi kendi markasını buraya yazmış, model numarasını yazmış. Ürünün bu kısımdan tripod bağlantısını yapabiliyorsunuz ve tripod bağlantısını yaptığınızda bu şekilde dik olarak kalıyor ve istediğiniz ışıklandırmayı ister RGB ister normal softbox ışığı gibi sarı, beyaz, floresan tonlarında ışık ayarını yapabiliyorsunuz. Şöyle sizlerle ilk start tuşuna basacağım birlikte ve buradaki açma kapama tuşuna bastığımda basılı tuttuğumda daha doğrusu ürün açılıyor ve buradaki modlar arasında açma kapama tuşuna kısa bastığınızda modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz bu şekilde. Şu anda görmüş olduğunuz mod RGB renkleri değiştirmeye yarıyor. Buradan mesela basılı tuttuğumda rengi görüyorsunuz. Maviye döndü biraz daha böyle mora dönüyor. Bu ayarları yapabiliyorken ekstra olarak ürünün şuradaki kısımlarına şu tuşla aşağıya inerek renk sıcaklığını yani rengin parlaklığını kısabiliyorsunuz. Şu an %100'de ve ışığın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Şu an %70'lerde. Ve gördüğünüz gibi ışık şiddeti gitgide kısılıyor. Şu an sıfırda. Mesela birazcık açıyorum. 18'de ve ışık şiddeti gerçekten ayarlanabiliyor olması gayet güzel. Ürünün birlikte kutusunu açtık ve kutusundan neler çıkıyorsa sizlere aktardım. Ve detaylı teknik özelliklerini de kutu açılımında bahsettim. Şu kadarcık bir ürün. Şöyle hesaplayabilirsiniz. Bileğinizden şuraya kadar geliyor. Böyle de göstermek istiyorum. Şimdi kamera üzerinde şöyle bu kameradayken bir ışığı açalım. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anki bir mod diyebilirim sizlere sürekli rengi değişiyor. Ve yüzüme bir efekt veriyor. Aslında bunu fotoğrafçılar da kullanabiliyor ya da işte ürün çekimi yapanlar. Modlar arasında geçişler yapacağım hemen. Şöyle ki mesela bu mor da şu anda. Artı veya eksi tuşuna bastığımda sürekli rengin hatta şöyle göstereyim yüzümden anlayın kamerada parlamasın. Şu anda mesela turuncu bir modda ve şu anda yeşile dönüyor. Şu anki değişim modlarını kendim manuel yapıyorum. Yani bir renkte de sabit tutabiliyorsunuz bu ürünü. ki RGB modda çakar modu ya da işte sürekli geçiş modunda değil de isterseniz böyle mor modunda da tutabiliyorum. Böyle sürekli yanıyor. Ekstra olarak açma kapama butonuna bastığınızda modlar arasında geçiş yapılıyor. Şu anki gene çakar modunda. Bu şu an sarı modda. Bunun Kelvin değerini ayarlayabiliyorsunuz. 2500'den sanırım 5000 Kelvin'e kadar çıkıyordu ve burada renk sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şu şekilde artı butonuna basıyorum ve yüzümdeki renk değişimini görüyorsunuz. Tamamen beyaza döndü. Sıcak tonlarda yapmak isterseniz de bunu ayarlayabiliyorsunuz. Harici olarak şu kısmı görüyorsanız burada tripod bağlantısı da yapabiliyorsunuz. Yani ışığınızı iki adet alırsanız mesela birini bu çaprazdan birini de bu çaprazdan verdiğinizde istediğiniz renklerde efektler verebilir veya güzel videolarınıza ambiyanslar katabilirsiniz. İlla iki tane olmasına gerek yok. Işık şiddeti gerçekten çok yüksek. Şimdi araya giriyorum ve karanlıkta ışığın nasıl göründüğünü sizlere hemen gösteriyorum. Şu anda karanlık bir modda başlattım ve ışığı hemen yakıyorum. Şu anda buraya dönük değil. Şimdi döndürdüm ve ışığın şiddetini görebiliyorsunuz. Hemen bir mod değiştirelim bakalım modlarda nasıl bir ışık veriyor. Yani RGB ışıklarda güzel ışık efekti veriyor mu? Hemen açıyorum ışığı. Şu anda modlar arasında geçiş yapıyorum. Bu mor olan mod mesela. Şu anda RGB çakar modunu aldım. Yani daha doğrusu değişen moda. RGB renklerde de sıcaklık ayarlayabilmeniz gayet güzel bir özellik ve şöyle göstereyim. Bakın arkama aldım ışığı. Tekrardan mor ışığı bu şekilde bakın tutuyorum elimde. Hatta şurası da kapalı. Şimdi bir de şöyle modu alalım. Hatta beyaz modda kalsın. Bakın ışığı arkama aldım. Şu an ışık arkamda ve hala burası aydınlık. Şöyle önünü aldım ve ışığı kapatıyorum gördüğünüz gibi. Kapattığımda da bu şekilde. Işığı da böyle göstermek istedim sizlere. Işık ayarlarını da sizlere gösterdim. Karanlıkta nasıl bir ışık şiddeti verdiğini bu videoda görmüş olduğunuz ürünün renk sıcaklığı yani beyaz ve sarı ton ya da orta tonlarda yapabileceğiniz Kelvin değeri 2500K'dan 7100K'ya kadar çıkartabiliyorsunuz. 7100K tamamen beyaz yapıyor floresan ışığı gibi. 2500K'da şu an benim ışığımın olduğu gibi tamamen böyle sarı tonlarda yapabilecek bir renk sıcaklığı diyebilirim. Ürünü bir kamera üzerinden satın aldım. Sizler de satın almak veya incelemek isterseniz açıklamaya link bırakıyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz. Zaten ürünle ilgili anlatabileceklerimi kutu açılımında hepsini anlatmaya çalıştım ve detaylı görselleri de ben konuşurken sizlerle paylaştım. Yani bu çekmiş olduğum kutu görseli, ürün görselini bu ışıkla efekt vererek yapmış olduğum görseller arkadaşlar. Siz de alırsanız elinize nasıl bir ürün geleceği nasıl şeyler yapabileceğinizi az çok bu videoda görmüş oldunuz. Umarım video yararlı olmuştur ve bu tarz RGB ışık arıyorsanız aslında kaliteden şaşmamak gerekiyor. O yüzden Ulanzi'nin diğer ışıkları ve bu ışık modellerine bir kamera üzerinden bakın derim. Gerçekten kaliteli bir ışık şiddeti, RGB renklerin sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca renk sıcaklığınızı yani bir softbox olarak ürünü de kullanabiliyorsunuz. Normal video çekmek istediğinde beyaz veya sarı tonlarda benim gibi video çek ama istersen ürün veya detay çekimlerinde RGB renklerle o ürünün, o videonun görselini şahlandırabilirsin. videomuz bu kadardı. İzlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.